Hoş geldin baba. Ulan ne yapıyorsun sen ya? Yılbaşında etkinlik yapacağız dede, ona hazırlanıyorum. Oğlum sen erkeksin ya, erkek adam oynamaz. Allah Allah. Yarın okula gidiyorsun, öğretmene diyorsun ki ben oynamayacağım. Dedem izin vermiyordu, tamam mı? İsterse seni sınıfta bıraksın. Ulan ne oldu? Ya baba, bütün arkadaşları kız erkek aynı dansı yapıyor. Ya isterse bütün dünya yapsın ha. Benim torunum oynamaz. O Behram Özgüç'ün torunu ya. Bunu kafanıza sokun. Ben gideyim çocuğa bakayım. Hele gel, hele gel. Gel otur, bir şey diyeceğim. Hacer, sen çocuğa bak. Gel otur şöyle. Hayırdır baba? Demirkanlarla ilgili. Baba ne oldu? Bugün jandarma komutanı çağırdı. Yanına gittim. Bizim Abbaslarla olan meseleyi hallettiğimizi duymuş. Yani bir beraber yemek yememizi istiyor. Demirkanlarla. Barış yemeği. Dediği maksat şey, yani herkese örnek olsun. Ya aslında benim de şu kadar içimden gitmek gelmiyor yani. Ama şimdi koskoca jandarma komutanına hayır diyemeyiz tabii. Ayıp yani. Galiba burada olmamam gerekiyordu. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Haddini aşan bir laf mı ettim? Haddini aşan benim. Sizinle burada oturarak Hamit'in hatırasına saygısızlık ediyorum. Sen beni mazur gör. Ben o yemeğe gelmeyeyim baba. Canini bağışlarsan torununden vazgeçeceksin öyle mi? Neden olmasın? Zaten oğlunu pek sevmemiştim. Ondan olacak çocuğu da sevmem. Peki kızın bu işe ne diyecek? Ama orasını bana bırak. Sen teklifimi kabul ediyor musun onu söyle. Kabul. İyi. Belki de sen haklısın kızım. Belki de. Durum budur yani. Mecbur gideceğiz yemeğe. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz çok istiyorsanız gidersiniz. Kızım ben laf anlatamıyor muyum? Kimsenin istediği yok. Komutan emretti, biz de tamam dedik. E gideriz, bir iki lokma bir şey yeriz, kalkarız hemen. Hadi biz gidelim, gidelim de Serhat'ı o adamla aynı masaya nasıl oturtacaksın? Serhat da oturacak. Emir büyük yerde. Bak hanım, ne güzel toparladı konuyu. Ağzına sağlık. Tamamdır, size afiyet olsun. Süvendam. Işığı kim vurdu? Kocan. Kocanı kim vurdu? Baban. Sen bu davanın tam göbeğindesin. Yok öyle ben oturmam deyip kenara çekilmek. Demirkan ailesinden o masaya oturacak bir kişi varsa o da sensin. Ya hamile olduğumu anlarsa? Ya sen de üzerine bol bir şeyler giy. Limon yersin miden bulanmasın diye. Adam da müneccim değil ya. Bir görüşte senin hamile olduğunu anlasın. Hadi kızım git. Hazırlan. Bol bir şeyler giy. Hadi kızım. Soğandan. Soğandan kızım. Bana bak, ben herkesin günah keçisi olmaktan çok sıkıldım. Yok bu davanın göbeğindeymişim. Yok bir tek benim gitmem gerekiyormuş. Hiçbir şeye mecbur değilim. Gitmiyorum yemeğe memeğe. Tamam. Tamam, gidip babana söyleyeyim Soğandan gelmiyor diyeyim. O da başlasın bır bır söylenmeye, ağzımızın tadı kaçsın. Ya niye hep ben arada kalıyorum ha, niye? Hamit'e gidip aşık olan sen. Düşmanlık yapan baban, düşmanlığı sürdüren Serhat abin. Hamit'i öldürsün diye gazlayan da sen. Hemen giyiniyorsun.
ve o yemeğe geliyorsun. Zorunu atlattınız. Şimdi önünüze bakacaksınız. Önümüzde belirsizlikten başka bir şey yok ki baba. Ben şimdi Zümrüt'ü düşünüyorum. Yani içinde fırtınalar kopuyor kızım. Belli etmiyor bize. Oğlum, her kadın anne olmak, kocasını da baba yapmak ister. Şimdi yarın Yakup'la konuşacaksınız. Bir sürü kadın tedavi olduktan sonra anne oldu. Yakup size uygun bir hal çaresi gösterecek oğlum. Anne, canım çok sıkkın. Şu yemeğe çıktı durduk yere. Serhat, sakin ol oğlum. Özellikle bu akşam. Bak amcan heyheyli zaten. Şu yemeği kavgasız, gürültüsüz bir geçirelim. Ben sana güveniyorum. Başka kime güveneceğim? Yemek bitince hemen kalkalım lütfen. Komutanla lafı falan uzatma. Allah Allah. Yani komutan soru sorsa da cevap vermeyecek miyim Nevcihan? Karım sıkıldı, kusura bakmayın mı diyeyim ben yani? Ne dedim ben, öyle mi dedim? Ne dedin yani? Kavganız uzayacaksa biz müsait bir yerde inelim. Ben de hiç çekemem, haberiniz olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.